da işte kuyruk erimesi, stres sonucunda da balıklarımızı hasta ederiz arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Dinlendirme tankında ozmo su ile çeşmeden direkt gelen suyu karıştırıp, tüm vatozcular muhtemelen böyle bir şey yapıyordur. Karıştırarak dinlendirme tanklarını oluşturuyoruz ve suyumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Burada yaptığımız hata şu arkadaşlar. Ozmozla birlikte kullandığımız, eklediğimiz çeşme suyuyla birlikte gelen maalesef parazitler diyeyim ya da ağır metaller ne derseniz, bunlar bizim balıklarımızın ölümüne neden oluyor. Burada yapacağımız şey şu. Çeşme tarafından eklediğimiz, yani ppm değerini yükseltmek için eklediğimiz suyumuzu muhakkak ön filtrelerden geçirmek zorundayız. Ne mesela? İşte bizim ön filtrelerimizde 1 mikron, 5 mikron karbon yer alıyor arkadaşlar. Karbonun özelliğini sabahtan beri bahsediyoruz zaten. Karbon sudaki kimyasalları, sudaki ağır metalleri tutan, absorbe eden bir filtredir. O yüzden zaten arıtıcı kullanmıyorsanız dinlendirme tanklarında mutlaka karbon filtre kullanmak zorundasınız dedim. Şimdi bizler şehir şebekemiz eğer 200 ppm'in altındaysa, uygunsa, 200'e yakınsa şunu yapmak zorundayız. 3 adet ön filtre sistemini taktıracağız banyomuza ya da lavabomuzun altına. Bunlar 1 mikron ya da 5 mikron ilk filtre. İkincisi karbon, üçüncüsü karbon olacak. Bunu yaptığımız sürece hastalıklardan %90 noktasında kurtulacağımızı ben iddia ediyorum. Çünkü ben bunu yaptıktan sonra hastalıkları neredeyse unuttum yani akvaryumlarda. Kendi yaptığımız bazı hatalardan ufak tefek sorunlar çıkıyor. Tekrar ediyorum, çok önemli arkadaşlar. Fiyatı 150 liradır bu bahsettiğim filtrenin. Eğer şehir şebekenin akan suyu 200 ppm altında ya da 200 ppm civarında ise 3 adet ön filtreden geçirmek zorundasın suyunu vatoz için. 1 mikron ya da 5 mikron ilk filtre, ikincisi karbon, üçüncüsü karbon. Bizim ppm değerimizi düşüren membrandır arkadaşlar, membran. Benim membranım şuradaydı, öbür tarafa aldım. Membranım söktaktır. Membrandan su alırım. Membrandan önceki filtrelerden su alırım ve bu iki suyu karıştırırım. Tüm kimyasallardan arınmış, tüm parazitlerden arınmış, çok sağlıklı bir sudur bu arkadaşlar. Ve bu suyu kullanırım. Dinlendirme tankında ikisini karıştırdığım zaman, tabii ki yarı yarıya karıştırdığım zaman işte 20 ppm ozmos sistemi ise 800'de çeşme suyuysa 400'de birleşmiyor arkadaşlar. Maalesef çeşme suyu çok ciddi manada yükseltiyor bir anda. Yani bir kova dinlendirmeye çeşme suyu, yani 3 ön filtreden geçen suyu kullanmışken 9 kova membrandan çıkanı kullanıyorum, 200 değerlerini öyle elde ediyorum arkadaşlar. Bu çok hayati, çok önemli bir veri. Bunu hiçbir yerde duyamazsınız. Ben bu bilgileri zamanında değerli gördüm. Fakat daha sonra aramızda sorunlar çıktı. Uzaklaştığımız bazı insanlardan aldım. Ve bunlar noktasında bedeller ödediğimi söylemek isterim. Yani kimi zaman kötü bir insan olduk, kimi zaman eleştirildik, kimi zaman arkamızdan oyunlar döndü falan filan. Ama bu bilgileri kimse de paylaşmaz. Bunu yaptığınız sürece vatozda başarılı olacağınıza gönülden inanıyorum. Şimdi bizim ölçtüğümüz cihaz TDS metre. TDS metre 20 liralık bir cihaz. TDS 3 yazıyor bakın. 20 liralık bir cihaz. İletkenlik ölçer cihazları çok pahalı. 150-200 liralık cihazlar. Biz onu alamadığımız için bunu alıyoruz. Teoride ppm cihazı TDS metre ile ölçen ppm değeri çarpı 1.5 ile 2 arası teoride iletkenliği verir. Ama uygulamada yaklaşık olarak 2 katı çıkıyor. Bazen 1.5 katı da çıkabilir. Mesela örnek veriyorum. 200 ppm iletkenlik cihazıyla ölçtüğün zaman 400 ms bölü cm 350 ms bölü cm çıkabiliyor. Yani
tam iletkenliği bu cihazla alma şansınız yok. Ama aşağı yukarı değerler birbirini tutar. İki katı olarak hesaplayın. İletkenlikte birçok mineral var. Ama TDS metrenin ölçtüğü değer sadece tuz mineralleri. Sudaki tuz minerallerini ölçer. Bizim vatozlar da malum tuzu sevmiyor. Çünkü tuz demek iletkenliğin fazla olması, sert su demek arkadaşlar. Bu yüzden de biz vatozlara çok aşırı tuz ekleyemiyoruz. Kaya tuzu falan ekleyemiyoruz. Neden? Çünkü iletkenlik seviyesi 200 iken 2000 oluyor arkadaşlar. Eklediğimiz su tuz yüzünden. Bu sefer de balık maymuna dönüyor zaten. Yani bir anda 200'den 2000 iletkenliğe çıkmak ne demek? Siz hayal edin. Bu konu benim sistemimi göstermek istiyorum. Bir saniye. Şimdi. Şöyle şey yapalım. Arıtıcımızı bir gösterelim. Kürşat kardeşim, olabilir filtreleri zenginleştirebiliriz. Bende 5 filtre var. Tabii ki olabilir. Kireç tutucu eklersek o da olur. Öyle bir arıtıcı sistemi varsa olabilir. Çünkü kimi sularımız da çok kireçli. Tuzdan bahsedeceğim ayrıca Faruk kardeşim. Şimdi bir şeyi göstereyim ben size. Benim arıtıcımı göstereyim. Geliyorum hemen. Şöyle elimle kapatayım. Evin içine giriyoruz. Evet arkadaşlar. Benim arıtma sistemim bu. Hemen banyonun yanına taktığım bir sistem. Taktırdığım, kendim bağladım gerçi. 2 adet 5 adet toplam ön filtre burası. Şu anda ozmoz yok. Membran yok. Bir mikron en önde, 5 mikron daha sonra, 3 adet de karbon var arkadaşlar. Bundan geçen suyum hiçbir şekilde suyumun ppm değeri düşmüyor. 750 akıyorsa çeşme, şu bundan akan su yine 750. Ne tutuyor? Zararlı patojenleri, aynı zamanda ağır metalleri, bu tarz zararlı, balık için zararlı olan şeyleri tutuyor. Toplamda 5 filtre. Zenginleştirebilirsiniz. 6 da yapabilirsin, 7 de yapabilirsin. Kürşad'ın dediği gibi varsa eğer bu sistemlerde kireç önleyici, bunu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Benim kullandığım sistem bu ve bunda hastalık noktasında, iç parazit noktasında herhangi bir şey asla yaşamıyorum arkadaşlar. Akan su 800 ppm olmasına rağmen. Evet, bu sistemden bahsedeceğim. Şöyle delikten kablomu atıyorum arkadaşlar. Evde ikiz çocuklarım olduğu için böyle kapaklı ve kilitli bir sistemde su biriktirmem gerekiyor. 40 litrelik bir kova arkadaşlar. Evde küçük çocuğunuz varsa banyo, mutfak ya da herhangi bir yerde su biriktirmeyin arkadaşlar. Kovada hayatını kaybeden çocuklar oldu. Bunu da gündüzden düşündüm sizlere anlatmak için. Böyle bir kilit sistemiyle sularımı özellikle gece biriktirmeye gayret ediyorum. Size de bu kovayı öneririm arkadaşlar. Şimdi tekrar odamıza dönelim. Tabii ki mutfağımda da 2 milyarlık bir arıtıcı var. Ama bununla içeriği aynı. Orada sadece... Abi, Ali kardeşim hoş geldin. Çok teşekkür ederim kardeşim. Mutfağımda da bir arıtıcı var arkadaşlar. İçeriği bununla birebir aynı. Çünkü ben onun içine buradaki arıtıcı teknik servisine giderek birebir aynısını yaptırdım. Bu sistemi 400'e yaptırdım size gösterdiğimi. Basit cihazıyla, deposuyla vesaire 2000 liralık bir cihazda mutfakta var. Yani mümkün olduğunca orayı kullanmamaya çalışıyorum. Çocuklar kullanıyor diye. Fakat bazen ihtiyacı olduğunda kullanıyorum. Sadece orada ekstradan şu var arkadaşlar. Bakın. pH dengeleyici arkadaşlar. pH dengeleyici. Bu insanların içebileceği şekle getiriyor suyu. Ben bunu aslında mutfaktakine de, banyodakine de taktırdım. Fakat pH değerini bir ölçtüm ki 9 noktasında arkadaşlar. pH'i çok ciddi yükseltiyor. Çünkü içilebilir su olması için sanırım suyun birazcık bazik olması gerekiyor. Normal ozmoz sistemlerinden kaç akıyor abi?
Tarkan abi. 6-7 civarı akıyor herhalde değil mi? 6. Yani pH 6-7 iken takılan cihaz sebebiyle 9'lara kadar pH çıkmış. 8.5-9'lara. Ben bu cihazı söktüm. Birkaç kanlı kuyruk erimesi yaşadım. Muhtemelen buna bağlıyorum ben. Çok yüksek pH değeri olduğu için. Onu da hallettikten sonra sorun ortadan kalktı arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sorumuz var mı? Su değerleriyle alakalı. Su değerleriyle alakalı sorumuz var mı? Bir göz atayım. Tuz atıyoruz bazen ama tedavi zamanı, kabızlık olduğu zaman bundan bahsedeceğim. Miktarını da bahsedeceğim. Kürşat kardeşim, neyi tuttuğunu az çok biliyorum. Ağır metali tutmuyorsa şunu tutuyordur, zararlı patojenleri. Bu sistemi deneyin, başarısız olan beni bulsun arkadaşlar. Bu kadar büyük iddia ediyorum. Bu sistemi deneyin, eğer hastalıklar, iç parazitler vesaire en minimum seviyeye indiğini göreceksiniz. Hoşuna gitmeyen arkadaş tabii ki almayabilir. O konuda sorunumuz yok. Ben bu sistemle birlikte tamamen başarılı olmaya başladığımı sizlerle paylaşıyorum. Umut 380 ppm musluk suyum çıkmış diyor. Evet, 200 seviyesine çekersen güzel olur. Yavru kaybın olmaz. Yumurtlamayı tetiklersin. Balıklar daha rahat yumurtlar. Evet. Böyle bir cihazı 3 ön filtreli yaptırırsanız 120 lira civarı bir şey tutar. 4-5'inciyi ekletirseniz her bir tanesi 30 lira civarı. Faruk kardeşim, her eklediğin tuz iletkenlik seviyesini arttırıyor, onu söyleyeyim. Yani her eklediğin tuz çok az da olsa ciddi manada değeri oynatıyor. Ama çeşme sularınız yüksekse Ali kardeşim, çeşme sularınız yüksekse tabii ki membranı taktırmak zorundasın. Membran ppm değerini en aşağı çeken, iletkenlik seviyesini en aşağı çeken, yani saf suya yakın bir su veren bir cihazdır membran. Bunu biz söküyoruz 200 ppm'ini yakalamak için. Bir söküp alıyoruz, bir o takılıyken su alıyoruz. Evet, Ali ile birlikte zaten bu sisteme birlikte geçtik. Ve şükürler olsun, ürettiğimiz balıklar ortada, yaşadığımız durumlar ortada. Yani Allah'a şükür gerçekten kaybımız yok. Bunu deneyen arkadaşlar göreceklerdir arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sorusu olan var mı? Ben sadece tecrübelerimi paylaşıyorum. Başka bir yerden okuduğumu, duyduğumu vesaire değil arkadaşlar. Denediklerimi ve uyguladıklarımı paylaşıyorum. Tabii ki karar sizlerin. Evet, var mı soru? Sorumuz var mı? Şimdi bu anlattıklarımızı uygulayan kazanır. Uygulamayan sağdan soldan bir şeyler duyup, uygulamayan kendi bilir tabii ki. Ona hiçbir sözüm yok. Ama uygularsanız beni bulacağınızı ben biliyorum. Ozmoza gerek yok yalnız. Mesela 150-200 civarında olanlar yalnız aratıcı kullanabilir. Kürşat, teşekkür ederim kardeşim. Katılmana ayrıca çok sevindim. Tabii ki karşılıklı konuşarak arkadaşlarımız için en ideal, en güzel olanı ortaya koyacağız. Zaten herkesi bekliyorum ben. Düşmanım yok hamdolsun da, aram olmayan insanları da buraya bekliyorum. Seninle asla kötü olmadık. Sana kırıcı bir laf asla hiçbir zaman hiçbir yerde kullanmadım. Senin de gelmene çok sevindim. Renk kattın. Tabii ki bilgilerini paylaşmanı istiyorum. Evet. Şimdi İlham abi, yavru konusunu baştan sona anlattık.
Valla çocukların uyku saati geliyor. Ben erken bitirin dedim Faruk kardeşim ama konularımız da bitti neredeyse zaten. Çok az bir şey kaldı. Onları da bahseder bitiririz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Kürşat bir soru sormuş. İç parazite etken olan su bozukluğu ve mukozası bozulmasıdır. Evet. Bu da sudaki klor seviyesinde yüksek olması, sudaki bakterilerin bozulması sonucu oluşuyor demiş. Şimdi senin su sisteminde ağır metal yoktur veya asidiktir. Alkali bir su değeri olan biri kullanırsa sorun yaratır. E şunu söylüyoruz zaten. Su değerlerimize başta bakacağız. Suyumuzun pH'ını, iletkenini ölçeceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Ama şunu iddia ediyorum yine. Su değerin çok iyi olabilir, çok süper şehir suyun olabilir. Yağmurlar yağdığında, ani su taşkınları olduğunda, barajlar ani suyla dolduğunda yine kötü su gelme ihtimali var. Bunun için en güzel önlem 3 ön filtreden sularımızı geçirip vermek arkadaşlar. Bunu denediğiniz zaman göreceksiniz. Çok faydası olacak. Planarya hakkında bilgi sormuşlar. Fazla atık yem kalırsa, yemler bir şeylerin kenarına sıkışırsa, köktür, küptür. Bunların üremesi normal. Ürer. Lepistes atabilirsin, dip çekimi yapabilirsin. Kum kullanmıyoruz zaten. Kumda bu planaryalar daha fazla ürüyor. Çünkü kumun aralarına yem artıkları kaçıyor. Kumda ekstra başka böcekler de ürüyor. Bu yüzden kum kullanmamakta fayda var. Dip çekimini arttıracaksın planaryalar için. Malzemeni azaltacaksın akvaryumdaki. Kum varsa çıkaracaksın kardeşim. İyi akşamlar Güray. Abi şarja taksana. Son konuları da bitirelim. Evet arkadaşlar. Balık gönderme. Bakın balıklarımızı yetiştirdik. Artık işin sonuna doğru geliyoruz. Balık gönderme. İnternette görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki tecrübeli arkadaşlara anlatmıyorum. Şu anda hiç bilmediğini, yeni bu işe başladığını varsaydığım arkadaşlarım mutlaka vardır diye bu konuyu anlatıyorum. Hemen bir paket alıp geleceğim Tarkan abi. Evet. Getir abi. Evet arkadaşlar, balıklarımızı yaz, kış straforla gönderiyoruz. Yeni başlayan arkadaşlara anlatıyorum. Yaz kış strafor mutlaka kullanın. Bazı arkadaşlar kartonun etrafına strafor yerleştirip gönderiyor. Onda suyun soğumama ya da ısınmama şansı yok arkadaşlar. Böyle bir düzenekte yaz kış sorun yaşamazsınız. Kışın ne yapıyoruz ekstradan? Kışın arkadaşlar 2-3 lira değerinde cep sobalarımız var görüyorsunuz. Yani bunların parasını ben hiçbir zaman arkadaşlardan istemiyorum. Çünkü zaten oldukça pahalı balık satıyoruz. Yani bir de onun üstüne çıkıp strafor ve cep sobası parası diye bir para asla istemem. Şimdi hiç kimse de bunu iddia edemez. Ama pahalı 10 lira strafor. En az 3-5 lirada cep sobası 15 liralık bir maliyeti var gönderen kişi. Ama balığın size sağlıklı bir şekilde gönderilmesinden biz satıcılar sorumluyuz arkadaşlar. Balık oraya bir şekilde varır ama nasıl varır? Bu da çok önemli. Akvaryum ortamındaki haliyle varmak zorunda. Yani sana geldiğinde soğumuş suda, strese girmiş bir halde, tülleri dökülmüş bir halde geliyorsa bu balık önümüzdeki günlerde sorunlar çıkartabilir. O yüzden lütfen paraya kıyalım. Strafor alalım. Satılıyor arkadaşlar. 10 lira. 20 tane alsan 200 lira yapar. Bir tane balık yapar. Şunlar da 30-35 tanesini 50 liraya almıştım. Lütfen balık sattığımız kişiye balığımız en ideal şekilde, en olması gerektiği şekilde gitsin arkadaşlar. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Tarkan abi bir bak. Nereden temin edebiliyoruz diyor. Ankara Ostim'den aldığımı söyle straforu. Arkadaşlar straforu Ankara Ostim'den aldım. Ostim'de var. Her ilde satılıyordur. Şunlar internette satılıyor zaten. Paketi açıyoruz. Straforu kapağına, poşete direkt temas etmeyecek şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yani bir gün çok rahat götürüyor.
Direkt poşete temas ettirmeyin çünkü 40-45 derecelere kadar ısısı çıkıyor. Lütfen ona dikkat edelim. Evet, balık göndermeyle ilgili sorun yoksa geçiyorum. Yok. Evet arkadaşlar, en önemli hususumuz balık hastalıkları. Hepimizin başının belası arkadaşlar. Öncelikle balık hastalıklarına geçmeden önce birkaç ürünü tanıtmamız lazım. Tarkan, şunu bir göstersen Tarkan. Evet, su eskitme için kullandığımız bir ürün vardı burada arkadaşlar. Kara ağaç kozalağı dere yataklarında bulunur. Müthiş bir şekilde suyu siyahlaştırır arkadaşlar. Vatoz tanklarında kullanabilirsiniz. Ceviz yapraklarımız kendiliğinden düşmüş kuru ceviz yaprakları arkadaşlar. Kaya tuzu kabızlık durumunda yine dropsy durumunda 40 litreye 1 yemek kaşığı şeklinde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Balığı rahatlatacaktır. Balık su toplamasına iyi gelecektir arkadaşlar. Çünkü balıkta çalışmayan bazı organlar sebebiyle karnında su biriktirmeye, sindirim sisteminde su biriktirmeye başlıyor. Suya eklediğimiz tuzla birlikte, bu Epsom tuzu da olabilir, o da 40 litreye 1 yemek kaşığı. Kaya tuzu, Çankırı tuzu, orijinal kaya tuzu, kendim çektirdim gidip kayadan. Bizim burada var. Bundan da uygulayabilirsiniz. Yine balığın o vücudundaki suyu, sudaki tuz oranının artması alacaktır arkadaşlar. Epsom'la bu kaya tuzunun kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Dropsy'ye de kabızlık durumunda. Burada Epsom tuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Tarkan abi. Evet, en önemlisi balıkları hasta etmemek. Bunun için aldığımız bazı önlemler var. Bundan birkaç yıl önce aktara gidip iç parazit durumunda çocuklara ne kullanıldığını sormuştum. O da bana kabak çekirdeği yağı veriyoruz demişti. Fakat kullanmaya çekindim. Geçenlerde Bülent Erol abiyi ziyaret ettiğimde masasında kabak çekirdeği yağını gördüm. Aynı zamanda sarımsak yağını gördüm. Yemlere Bülent abi affına sığınarak paylaşıyorum. Çünkü bugün bütün taşları döküyoruz eteğimizdeki. Yemlerimizi arkadaşlar haftada bir, bu çok etkili. Akvaryum yüzeyini çok yağlandırıyor. Bunu hastalık olan, iç parazit olan balıklarda kullanın. Karın çekilmesi vesaire. Bunu verebilirsiniz her zaman. Yemlere damlatıp verebilirsiniz arkadaşlar. Önlem amaçlı arkadaşlar. Kabak çekirdeği yağ birazcık suyumuzu yağlandırıyor yüzeyini. Dip çekimi yapmadan önce verirseniz uygun olur. Bunlar yapacağımız önlemler. Aynı zamanda sarımsağı ezip suyunu bezle kuru yemlere sıkabiliriz arkadaşlar. Yine zaman zaman flagi ezip suyunu çıkartıp verebiliriz arkadaşlar. Yemlerimize sıkıp tabii ki verebiliriz balıklarımıza. Bununla ilgili bir soru var mı Tarkan abi? Bir bak. Yok soru. Devam ediyor değil mi yayın? Ediyor. Evet. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Bizim için hayati olan ilaç bu. Bactobut Direct. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine ben vatozda etkili olan bir ilaç görmedim. Kanlı kuyruk erimesi olsun, kuyruk erimesi olsun. Dış ve iç parazitlerin tamamı. Tabii ki bazen etki ediyor, bazen etki etmeyebiliyor. Yani her balık da kurtulmayabiliyor. 10 tane hasta balık varsa birazı kurtuluyor, birazı kurtulmayabiliyor. Ama düzgün kullanmak gerekiyor. Yani eklenen sudan, değiştirilen suya kadar, ısısına kadar, Bactobur Direct'i uygularken aynı zamanda flagi ile antibiyotik takviyesi de yapmak gerekiyor. Bu şekilde çok balık kurtardım. 3 gün uyguluyoruz Bactobur Direct'i. Bakın kanlı kuyruk erimesi, şeffaf karın şişmeli iç parazit, blood, karnı sindirim sisteminde gelişmiş parazit, işte balığın bağışıklık sistemi tamamen göçmüş. Claude'la da balık kurtardım, ondan da bahsedeceğim az sonra. Ama Bactobur Direct'in üstüne ilaç tanımam, herkeste bulunması lazım.
Fakat uygulamasına dikkat edeceğiz. Yani hasta olmuş, yem yemeyen bir balık zaten mümkün oldukça zor kurtuluyor. Ama kurtulduğu da oldu. Şu şekilde yapacağız. Bir kere balığı ana tanktan ayırmak başlı başına bir stres nedeni. Zaten streste olduğu için mukoz hızı göçen balık sindirim sistemi, bağışıklık sisteminde göçüp dropsy ya da bloat oluyor arkadaşlar. İç parazit oluyor. Ayırmak mantıklı değil. Tüm tanka uygulamak mantıklı. Zaten tanktaki diğer balıklar da hasta olacaktır. Çünkü tanktaki su koşulları sebebiyle biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani bu hastalıkları su koşulları nedeniyle yaşıyoruz. Dediğim gibi suyu düzelttiğinizde bu sorunların hepsini aşacaksınız. Kullanımı şu şekilde. 3 gün boyunca kullanıyoruz. Her 50 litre 1 tablet akvaryum suyunda eritip ekliyoruz. Eklemeden önce %30-%40 su değişimi yapıyoruz. Aynı ısıda, aynı iletkenlikte bir suyla. İlacımızı ekledik. Bir gün sonra yine %40 su değişimi, yine aynı ısıda, aynı iletkenlikte su ekliyoruz. Eğer balıklar yemliyorsa yemlemeye devam edin. Çünkü aldığı yemle baktaburu da içerisinde alması lazım. Hatta biraz şırıngaya çekip ağzından da verdiğimiz zamanlar oldu. Eğer yem yiyemiyorsa bir miktar verilebilir ondan sonra. İkinci günde bunu gerçekleştirdik. Üçüncü günde yine %40 su değişimi, yine baktaburu direkt eritip ekliyoruz. Dördüncü gün %50 su değişimi yapıyoruz. Balıklarda belli bir toparlanma olacaktır. Dış parazit de olsa, iç parazit de olsa. Eğer yem yiyorsa yemlemeye devam. Aynı şekilde flagi de uyguluyoruz arkadaşlar. Flagi'yi de aynı bunu anlattığım gibi uygulayacağız. Her 50 litre bir tablet şeklinde akvaryum suyunda eritip uygulayacağız. Gelelim Cloat'a. Cloat'la iki tane LDA kurtardım ama LDA'lar artık cama yapışacak halleri yoktu. Karınları çok ciddi şişmiş, renkleri atmış. Anüs vent bölgesi yarım santim dışarı çıkmıştı. Bu Cloat'u onlarda denedim. Toplam 4 balıktı. İkisini kurtardım, ikisini öldürdüm. Kurtardıklarından daha sonra yavru da aldım o balıklardan. Arkadaşlar Cloat'ta bloat durumunda, yani karın şişmesi, anüs vent bölgesinin dışarıya çıkması, bu son dönemde çok görüyorum, paylaşıyorlar sürekli. Cloat'u kullanabilirsiniz. Vatoz için kullanılmaz gibi bir şeyler söyleniyor ama ben kullandım ve başarılı oldum arkadaşlar. Bunu da yine şeyde uyguladım. Ana tankta uygulamadım. Ayrı bir tanka tüm o 4 hasta balığı aldım. Ayrı bir tanka. Sadece pipo filtre, bol oksijen suyunu da akvaryumdan almıştım arkadaşlar. Her gün işte 50 litreye 1 tablet, hatta biraz fazla da kullandım. Akvaryum 35-40 litreydi. Ben 1 tablet kullandım. Ve 4 günün sonunda balıklar yemek yiyecek seviyeye geldiler. O yüzden de Cloat'u da bulunduruyorum arkadaşlar. Evet. Finlerde büzülme dış parazit belirtisidir. Finleri sipsivri yapmış. Kuyruğu, yine kanatları sipsivri yapmışsa balıkta dış parazit vardır ve iç parazite doğru gidiyordur. Bunda güzel bir su değişimi yapıp mikofiş eklersek, ki başıma geldi ve mikofişle kurtardım kayıpsız. En önemli şey balıkların iyi gözlemlenmesi arkadaşlar. Her gün akvaryumun önüne geçip yemleme saatinde mutlaka balıkları tepeden tırnağa bakacaksınız. Kuyruğundan başına kadar bakmak zorundasınız. Finlerine bakmak zorundasınız. Erime var mı? Beyazlaşma var mı? Beyaz benek var mı? Karnında şişlik var mı? Uzak duran, yeme ilgi göstermeyen balık var mı? Bunlara mutlaka bakmak zorundasınız. Ben her gün geldiğim zaman öne yatıyorum buraya halının önüne. Ve balıkları tek tek inceliyorum arkadaşlar. Analiz ediyorum. Bunu da yapmamız lazım. Çünkü erken teşhis balıklarımızı kurtarır. Arada BMX takviyesi yapabiliriz. Ben kullanmıyorum hiç ama kullanmak isteyen mukozasını güçlendirmek için, bağışıklığını güçlendirmek için BMX kullanabilir. BMX'in kullanımı ışıkları kapatıp 100 litreye 1 ampul şeklinde yapıyoruz karanlık bir ortamda. Evet, bir tane daha antibiyotimiz var. Şurada. Tetra 500 mg arkadaşlar. Bu da kanlı kuyruk erimesi dış parazit durumlarında akvaryumdaki tüm paraziti öldürür.
100 litreye 2 kapsül, yani 50 litreye 1 kapsül şekilde kapsülü açıp tozunu döküyorsunuz. Bunu da o durumlarda kullanacağız. 5 gün boyunca kullanacağız arkadaşlar. Her gün su değişimi %30, sonrasında ilaç şeklinde. Bir de kanlı kuyruk erimesinde çok hayati bir ilaç önereceğim. Apimelafix arkadaşlar. Bununla çok balık kurtardım. Apimelafix Amerika malı ve Türkiye'de satışı yok. Belli kişilerde bulma şansınız var. Doğal bir ilaç. Çay ağacı özüdür kendisi. Akvaryuma zararı yoktur. Akvaryumu çok ciddi manada köpürtür. Sabun atmış gibi köpürtür. Üzerinde de zaten kanlı erime, vücut yaralanması, bu gibi durumlara fayda sağladığı yazar. Gerçekten de etkilidir arkadaşlar. İyisini bulursanız. Bazıları artık çakma mı ya da tarihe mi geçti bilmiyorum. Bazıları etki etmedi, bazıları çok etki etti arkadaşlar. Evet. Epsom tuzundaki bu su çekme, balıktan su çekme olayı da magnezyum sülfat maddesinden dolayı balıktaki fazla suyu akvaryum suyuna çekiyor arkadaşlar. Zaten oradaki sorun balıktaki böbrek yetmezliği, vücudundan idrar ve su atımını gerçekleştiremediği için oluyor arkadaşlar. Sorular varsa alalım. Mikrofiş Mikrofiş üzerinde yazar kardeşim. Mikrofiş süspansiyondur adı. Bir saniye. Soruları yukarıdan aşağı alalım. Çok soru gelmiş. Kürşat, karbon kireç tutucu 1 mikron. Güzel. 1 mikronu en öne koyarsak daha güzel olur. Kardeşim. Evet, devam ediyorum. Güray, neyi nereden temin ediyoruz? Onu sorarsın sonra, anlamadım çünkü. Cep sobası internette satılıyor ve kutunun içerisinde balıklara temas etmeyecek. Bir bölgesine yapıştıracaksın. Straforun etrafında bantla zaten hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Mustafa merhaba, Mustafa Bayram kardeşim. Aziz hoş geldin. Faruk kardeşim, direkt poşete temas etmeyecek. Şunu da koyabilirsiniz ama çabuk geçecektir ısısı. Bülent abi sıcak su torbası demiş. Eskiden 0.5'lik şaşallara 40-45 derecelik su koyuyordum. Onu içine bırakıyordum. Fakat onun soğuduğunu, birkaç saat sonra soğuduğunu bildiğim için buna geçtim artık. Oksijen tüpü basmıyoruz arkadaşlar. Vatozlara oksijen basmıyoruz. 24 saat bile gider yani. O konuda hiç sıkıntı olmaz. Oksijen basma yok. Evet, kızıl ağaç kozalağı gösterdiğim şey, evet. Ben dış filtreyi kapatmadım uygularken, Bactiver Direct uygularken, ama Cloud'da etkili bir ilaç, değişik bir ilaç. Cloud'da ayırdım yani. Çünkü balıkların ileri derecede hastalık vardı. İki balığımı kurtardım, ikisinden de yavru aldım daha sonra. Mikrofiş üzerinde yazar dedik. Evet, Mehmet Longün cenneti kardeşim. Almanya'dan zor getiriyoruz, pahalı demiş, evet. Mikrofiş vardı pet shoplarda. Yeni tükendi elimde, gösterirdim ama. Su piresi vermedim hiç ama Ali Şahin kardeşim veriyor. Su piresi... yani su piresinden şu açıdan korkuyorum. Su piresini çıkardığımız su çok pis. Pis su zaten, yeşil su diyoruz. Oradan bir parazit gelme durumu olduğu için su piresini ben kullanmıyorum. Bülent abi de yazdı, filtreler kapatılmaz, evet. Sonra filtreleri, fakat ilaçlama sonrası mutlaka aktif karbon ekliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, çocukların uyku saatleri yaklaşıyor. Biz çayımızı içemedik zaten Tarkan abimle. Sohbetimiz yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Bence çok keyifliydi. İnşallah birilerine faydası olmuştur. Sanırım bu kadar uzun bir canlı yayında olmamıştır bugüne kadar. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım bir şeyler kapmışlardır.
Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tarkan abiye tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu akşam geldi ve beni destekledi. Yardımcı oldu bana. Aynen, Allah razı olsun. O da